İmamoğlu deyince yolsuzluk, üçkağıtçılık, Atatürk'ü kullanan bir zihniyet, Atatürk bizim liderimizdir, önderimizdir, onun adını kullanarak yapılan saygısızlıklar, adaletsizlikler, yolsuzluklar geliyor. Çok güzel götürüyor şu an, başarıyla. İmamoğlu deyince aklıma hiçbir icraat gelmiyor. İcraat olmayan bir fikir adamı geliyor. İmamoğlu iyi birisi aslında. Yani İstanbul için önce şey yaptı. İnsanlar çok değişik düşünüyorlar ama bence iyi birisi. Yani çok da kötü biri değil. İstanbul için bilmiyorum, iyi yani ya abi. CHP'li olup da memlekete hayırlı iş yapan hiç oldu mu? İmamoğlu da asla değil. Soy ismin İmamoğlu olması insanların aklında, yani demek imamın oğlu ya da Müslüman inançlı gibi bir algı var. Değil. İstanbul'da o dönemlerde bir selmel bir şeyler oldu. Adam kayak tatiline gitti. Demedi ki ben daha yeni seçildim, bu milletin belediye başkanıyım, bir ihtiyaçlar var mı demedi. İstanbul'un o kadar büyük bir sorunu varken üstüne bir daha o sorun olmasına rağmen kayak merkezine gitti. İmamoğlu'na da ağababalarına da hiç inanmıyorum. Adamlar Cumhurbaşkanı seçiminde ben iktidar gelirsem orayı kapatacağım, orayı yakacağım, orayı yıkacağım diyen adamlara siz nasıl görürsünüz? İmamoğlu da aynı. Güzel, başta geldiğinde çok sevindik falan işte, dedik herhalde çok fazla icraat olacak falan ama baktığımızda Mansur Yavaş ne yapıyorsa aslında birkaç ay sonra o da aynısını yapıyor. Hatta Mansur Yavaş'ın bence çok gerisinden geliyor, benim şahsi fikrim. Bir şey demiyorum abi ya, ben onu sevmiyorum. Hani desteklemek de istemem. Kötü yorum da iyi yorum da yapmam ben onun adına. Bu adam Yeşilçam figüranı. Anında 8 takla atıyor. Ardamarı çatlamış, ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Maşa, ızgara maşası değil bu. Avrupa'nın maşaları. İmamoğlu'cu olsam da yanlış hareketleri de var. Her şey güzel olacak. Eyler berbat ettiler her şeyi. Onu hiç bahsetme. Ne bahsediyorsan et. Bence proje. Dikkatleri üzerine çekmek için kurulmuş bir komplo. Çünkü benim idarecim olamaz. Neden abi? Benim idarecim takkecilik yapanlar değil. Gerçek Müslümanlardır. Oy verdim. Vermedin değil. Yine seçim olsa gene vereceğim. Biraz fazla konuşuyor. Biraz şov şey seviyor. Abi ne geziyorsun kardeşim ya? Niye geziyorsun sen? Gelirken de her şey güzel olacak, her şey güzel geçiriyor bence. Millet müstahak etti. Zamlar, bilmem neler, verdiği sözleri tutmuyor. Her şey güzel oluyor gördüğümüz gibi. Reis, her şey çok güzel oldu. Ekrem İmamoğlu vallahi sağ olsun, her şeyi zam yükledi. Zam üstüne zam. Biz de öğrenciyiz. Acı var mı? Acı vallahi çok var reis. Ekrem Baba sağ olsun, oyumuzu verdik ama yapacağını da yaptı. Ekrem Baba'ya buradan selam veriyorum. Binali Yıldırım'ı geri istiyoruz. Binali Başkan gerisi yalan. Ben İmamoğlu'na vermiştim oyumu. Ama ben düşünüyorum ki bence o kadar bağırışmanın, çağrışmanın, insanlara seslenişmenin hepsinin oy için olduğunu düşünüyorum. Veya bir arada çıkarlar olduğunu düşünüyorum. AK Parti'yi sevdiğimden değil, AK Parti'yi de sevmiyorum. Ona rağmen CHP'ye vermiştim zaten. İmamoğlu seçildi ama ortada bir icraatını göremiyorum ben. Hani gerçekten yaptığı adam akıllı bir icraatını göremiyorum. Daha geçen gün öğrenci akbillerini falan zamladı. Bana göre son böyle seçime bir yıl kala, 6 ay kala falan, o zaman belki birkaç tane icraat yapacak ve o zaman insanların aklını ne bileyim bir şekilde çelmeye çalışacak. Halkın gözlerinin içine baka baka yalan söyleyenlerin, namus ve şeref sözü verenlerin ne kadar, neyse bir şey diyecektim ama, ne kadar dürüst olmadıklarını çek. Bunları bütün insanlar öğrensin kardeşim. Çünkü bunlar dürüst değiller, samimi değiller. Ben hiç onu görmek istemiyorum. Bana neden bahsediyorsan et, ondan bahsetme. Ama sebep abi. Adamın işi gücü yalan. Benim anlamadığım dava, bu İstanbullular nasıl bu adama bu oyu verebilirler? Nankörlük var bizim milletimizde. Rahatlık batıyor, gerçekten rahatlık batıyor. Askerin, polisin şehit olduğu günlerde ne Canan Kaftancıoğlu seni kurtaracak, ne Strasbourg'daki Avrupa Birliği'ndeki insanlar kurtaracak. Halka, özüne dön. Müteahhit baban yani bazı şeyleri sana öğretmedi ama biz sokaklardan geldik. Ben varoşlarda büyüdüm. Bunun şeyi sana mutlaka yakın zamanda Ekrem müdafaa kesin olacak. HDP binalarına Ahmet Türk'e şuna buna boncuk dağıtıyorsun. İnan o boncuklar bir yerde. Süleyman Soylu'yu yürekten destekliyorum. Bak Süleyman Soylu, onunla ilgili, aklıyla ilgili söylediği şeylerde hepsine katılıyorum. Ekrem müdafaanın tez zamanda dönmesi gerekiyor. Halka hizmetle büyükşehirde hizmetini vermesi gerekiyor. Her şey bombok oldu. En basitinden metrobüsten indim. 1.80 basıyordu, 2.5 bastı. İndirimler düştü, bilmem neler düştü. Bana göre hiçbir şey güzel olmadı. Hatta daha da kötü olmaya devam ediyor. İnşallah bir gün tam olarak tatilden döner de yapmaya başlar bir şeyler. Ekrem Bey'e şunu demek istiyorum. Biraz artık elini vicdanına koysun
biraz da bizim ne düşündüğümüz biraz umrunda olsun. Bizim gibi de insanları çok dışladıkları için biraz yani o yönden düşünmesini istiyorum. Yani hep ben biraz bencil Ekrem Bey. Çalışmayan asansörleri var. Onları yaptırsın abi. Metrobüsler tıklım tıklım binilmiyor. Onları düzeltsin bir abicim. Bahçeli evlerde çalışmıyor. Onları bir kontrol etsin. Bak metrobüslere binilmiyor. Sabah akşam millet üst üste gidiyor. İmamoğlu hiçbir şey yaramaz. Ot gelmiş ot gider. İstanbul'u yönetemez o. Onun o kadar kafasında birikim yok yani. Hani her şey güzel olacaktı. Ne oldu? Güzel oldu mu? Çöpler her gün alınıyor mu? Alınmıyor değil mi? Şu İstanbul'a yazıklar olsun. Hepsine alayına. Tayyip'i sattılar. Tayyip İstanbul'un altından girdi, üstünden çıktı. Yazıklar olsun diyorum yine. Anca o cebini doldursun. Gitsin eşiyle birlikte o iki ay öyle seyahatini yapsın. Sen ben burada güneşin altında kalalım. Ayıptır söylemesi su satalım. Dilencilik yapalım. Buradan kalkıp Diyarbakır'a İstanbul'un selamını veriyor. Ulan sen gel ilk başta İstanbul'daki halkı bir karşına bir al bakalım. Halk tok mu? Aç mı? Acaba buradan Diyarbakır'a selam var mı? İmam mı diyor? Soyadından diyor utanıyoruz. Bir sefer o diyor soyadını değiştirsin. Kazıkçıoğlu diyor yapsın. Ulaşım pahalı diyorlardı. Kendileri gelip zam yaptılar mı? Yaptılar. Bunun neresi iyi oldu? Hiçbir şey iyi olmadı. Daha da iyi olmayacak yani. Kimse boşu boşuna iyi olacak demesin. Hiçbir şey iyi olmayacak. Gelen giden aratır. İstanbul'un bir İmamoğlu'na ihtiyacı yoktu. İstanbul halinden memnundu. İstanbul şimdi kara kara düşünüyor. İstanbullu düşünüyor. Acaba yanlış mı yaptık? Doğru mu yaptık? Bu karar nedir, necidir diye düşünüyor. İstanbul daha çok düşünür. İstanbul'a verilen hizmet İstanbulluya fazla geldi. İstanbullu bu halinden şikayetçi oldu. Artık bu saatten sonra İstanbul düşünsün bunları. İstanbul'a yapılan hizmetler imkansızdı yani. İmkansız gerçekleşti. Denizin altından Marmara'yı yaptılar. Bakıyorsun bugün çalışmalara, yoluna bakıyorsun, köprülere bakıyorsun. İstanbul hiç görmediği hizmeti 17-18 yılda her türlü hizmeti gördü. İstanbullu şu anda İstanbul'da cennette yaşadığı için seçimlerde bir sefer yanılgıya düştüler. İkinci sefer biz dedik ki İstanbul inşallah İstanbul için hayırlı bir sonuç alır dedik ama ne olduğu belirsiz. Daha kadrosundan meclis üyesi olan insanlar var İstanbul'da. Şimdi bunun sonucu ne olacak peki yani bunun cezasını şu anda tüm Türkiye çekiyor. İstanbul'da yapılan seçimin cezasını tüm insanlar çekiyor bugün. 175 milyon yaptı. 70 milyon zam olur mu? Söylesin bakayım 205 milyon. Verenler var mı? Söylesinler bize de biz de şey yapalım. Aylığı 75 milyon. Ya 275 milyon oldu bu. Kim memnun? Sorun bakalım şu vatandaşa. He memnunlar tabii. Verdiler goya öbürünü giderdelim diye ama ne yaptılar? Acını ölecekler yarın öbür gün. Göreceğiz bir sene sonra bunları. 2023'ü bekliyoruz Allah'ın izniyle. Bu her bir şeyi hazırlasın bizim için. Hazırlasın Ekrem İmamoğlu. Ne olacağını göreceğiz inşallah. Ekrem İmamoğlu'na benim bir şiirim var. Bizzat takdim edeceğim. Onlar mamayla büyüdülerse bizi anlamazlar. Bayat ekmek yedik taş, soğan yedik arkadaş. İstanbul halkı hak ediyor abi. Bizler değil ama çoğunluk hak ediyormuş. İnşallah düzeleceğiz. Daha da iyi olacağız. Hakka hizmet, halka hizmet ya. Ben ikisini de görmüyorum abi. İmamoğlu seçimden önce gitti camide Yasin okudu. Gönlü hoş Müslümanlar. Bu adam Yasin okudu. Gerçekten de biliyor dedi. Oyları verdiler. Şimdi ne yapıyor? Bir camiye uğramıyor. Muharrem İnce ne dedi? Allah şaşırtıyor. Ben dedi 5 vakit namaz kılmam ama dedi. Her gün cuma namazı kılarım. Bunların zihniyeti bu. Bugünkü gençlik bilmiyor. Bunların zihniyeti Kurban Bayramı geldiği zaman şöyle manşet atarlardı. Bu sene de hac kurbana denk geldi. Bunlar bu kadar uzak. İnsanların yaşantısından uzak. Böyle bir hemşeri tanımıyorum. Elektrik almadım adamdan. Ben reisten devam ediyorum. Elektrik verelim İmamoğlu'na. Yok istemez. Sağ kalsın. Bence bana sorarsan bir proje sadece gündemi değiştirdi. Bunların kökü belli, bunların zihniyeti belli. Bazı şeyleri söylemek istiyorum da müsait değil şimdi yeri ve zamanı değil ama yani karnı bozuk olan insanın her türlü şey yapacağına inanıyorum ben abim. Yani tasvip etmiyorum. İmamoğlu'na bir şey demek istemiyorum. Anlayan anlamış sanırım mimiklerimden filan. Şu zincirli kuyu gibi bir yerden metrobüsün başlangıç bir yerinden sıfırdan rahatça binmemiz gereken yerden metrobüse binemiyoruz. Altınızade'den inmeye korkuyorum. Çünkü merdiven yukarı çıkamıyorum.
Bu neden? Kadar rezillik bir yer. Neden? Metrobüs seferlerini uzattılar, sayısını düşürttüler. Ne halt ettilerse kurulu bir düzeni yönetemediler. Şu an İstanbul'da kurulu düzen yok. Geçin abicim ilerleyen saatlerde altını zaten metrobüs durağında bir yayın yapın. Ya rezillik ya, rezillik. Üst geçidi Allah razı olsun karşıya geçmek için normal kontur basmak zorunda bıraktım milleti. Her şey çok güzel olacak diyenler gitsin de bir baksınlar. Adam şu üst geçidi geçmek için 3.85 para basıyor ya. Hadi desin de ki yalan. Yalan diyorlar işte. Ya abicim bunu yalan diyen gidip de kendi gözünden görmemiştir. Görmemiş. Boş konuşuyorlar. İstanbul'un kurulu bir düzeni vardı. Ama metrobüsü, ama metrosu, ama tramvay, ama busu. Ya şu anda kurulu bir düzeni idare edemiyorlar. Edemiyorlar abicim. Yani şu anda ben her şey çok güzel olacak diyenlere Allah inşallah daha beter olur diyorum. Ararız eski halimizi. İmamoğlu dış devletlerden oluşan bir proje. Her şey güzel olacak diye söyledi ama hiçbir şey de olduğu yok evladım. Bak 65 yaşındayım. Belediye beni bırakmıyor. Tersoluk var tabii. Eve ekmek götüremiyoruz. Ekmek. Bırak zeytini, ekmek götüremiyoruz. İmamoğlu kıyak yapacaktı. Aa çok güzel kıyak yaptı işte. Bütün milleti çıkarttı. Yandaşlarını koyuyor oraya. Herkese bu iş bulacaktı. Ne işi bu oğlum al bak. Fransa'sı, İngiltere'si, Amerika'sı ve bunların maşası olan Yunanistan Ekrem İmamoğlu'nun gelmesine mutlu olmuş. Hani çocuklara et, süt verecekti, ekmek verecekti, doğru mu? Yenikapı'da arabaları teşhir etti, iptal etti, bilmem ne yaptı. Ve duyduğuma göre 997 tane daha tekrar araba ihalesi açtı. Yani bu ne periz ne lava bu değil mi? Doğru mu şimdi? Kandırmamak gerekiyor. Öğrencilere %40 Akbil indirimi yapıyor, öbür tarafta indirimi yapıyor. Ama maalesef bir 5 sene bu adamı çekmek zorundayız. Dedik bir değişiklik olsun ama herkes yani çoğu insan AK Partili insanlar getirdi onu. Ama herkes pişman. Ben oy kullanmadım. Yine pişmanım. İyi ki de kullanmamışım. Verilen sözleri hiçbir zaman tutmadı. Seçim vaadinde camilere gidip Yasin okuması, dini araya katması, insanları duygu sömürüsü olarak oy toplaması, verdiği sözlerin hiçbiri tutmadı. Dedi ki ben dedi seçimi kazanırsam dedi kesinlikle dedi kimseyi dedi işten çıkarmayacağım dedi. Ama seçimi kazandıktan sonra mübarek İstanbul'da iş durmadı ki. Gavurların yanına gitti. Yok Londra'da, yok orada, burada. Kardeşim sen belediye başkanısın. Belediye başkanı olarak şehrinle ilgilensene. Senin neyine Türkiye'nin dışına çıkıyorsun? Kendini şov olarak gösteriyorsun. Ben bir partili değilim, MHP'li değilim. Hiçbir partiyi tutmuyorum. Tarafsızım. Ama sen insanları dini araya katıp da insanları duygu sömürüsü olarak oy topluyorsan senin karakterin 5 para etmez. Yanlış anlama abi. Şu an memnun değilim. İşte biraz zam getirdi ya. Normalde hani 40 lira yapıp da ondan sonra zam getirdi falan. Biraz daha düşecek gibi düşünüyorum. Sözlerini yerine getirmedi. İnsanlara ekmek dedi, süt dedi abi. Herkese şunu vaat etti, bunu vaat etti. Hiçbir şey olmadı abi. Hiçbir şey yok ortada. Üstüne üstelik bak şimdi yaptığı zamlar da ortada. %35 ne yaptı abi? Metrobüslere, şunlara bunlara hep zam yaptı. Yani geldiğinden beri ben hiçbir icraat yaptığını görmedim yani şahsen. Ekstra hiçbir şey yok abi. Biz insanlara aslında söyledik ama hiç kimse dinlemedi. Bir kere şans verelim falan dediler ama şans versen de vermesen de ortada abi yani. Şey belli yani. Ben şahsen memnun değilim abi yani. Ortada çünkü hiçbir şey yok yani. Hala bahane var. Aman bana bir şey sormayın. Bir şey soruyorsun. İzliyorum televizyonda şimdi abi. Hep şey ters cevaplar var. Tamam mı? Yani hiç böyle adam akıllı bir cevap yok abi. Ne üretici bir cevabı var, ne şunu yaptık, bunu yaptık, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bunlar yok. Hiçbir şey yok abi. Ama inşallah insanlarımız herhalde bunu görmüştür. Bundan sonra ne bileyim en azından herkes gözünün önüne bakar da tekrar yeniden geriye dönüş olur yani. Her yaptı zaten reklam. Kayyum olduktan sonra başkanları ziyaret etmesinden tutun. Her şeyi şov. Çünkü neden? El eleler HDP ile. El ele olduklarından dolayı HDP'ye karşı direnen annelerinin yanında olabilir mi sizce? Çok anlamsız olur zaten. Gider Ahmet Türk'ü ziyaret eder. Ama İstanbul'da kendi mahallesinden sorumlu olduğu yerde bir kardeşimiz öldü biliyorsunuz. O zaman neredeydi? Tatildeydi. Yani bizim beklediğimiz şeyler. O güruh, o zihniyet bizim istediğimiz şekilde ilerliyor. İşte işçileri çıkarıyor. Farklı farklı kendince
HDP'nin yanında olmaya çalışıyor. Hani her şey çok güzel olacaktı ama biz her şey çok güzel olmasını zamlarla görüyoruz. İyi olan hiçbir şey göremedik bugüne kadar. Tam tersi, vatandaşı nasıl mağdur ederiz olarak her şey ilerliyor. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geriye gittiğini görüyorum ve gerçekten çok üzücü bir durum. Düşünce olarak Trabzonlu, o da ben de Trabzonluyum ama düşünce yapısı ya da ne bileyim yaptığı şeyler çok şeyi değiştireceğim dedi. Değiştirdiği şey hiçbir şey bence. Şu an hiçbir şey değiştirmiş gözükmüyor. İmamoğlu bir proje. Görevini yapmadan tatile çıktı adam. Şimdi proje olmasında ne olsun bu adam? İmamoğlu bence bir proje abi. Kaybedilen bizim 10 yılımız diyelim. 5 yıl gündemimizden yani 2019'dan 2024'e kadar olan bir sürede kayıp. Onun içinde de yapamadığı projeler dışında bir 5 yıl daha kaybedeceğiz. 10 yıl geriye gideceğiz. İmamoğlu diyoruz şimdi. Dışarının maşası olmadığını nereden biliyoruz biz bu adamı? Emin miyiz yani? Değiliz. Ya sen daha önce millete verdiğin vaatler ne oldu? Hani sözünde başka türlü vaatlerde bulundun. Milletin anasını ağladın. Fakir fukarayı kapıya koydun. Yazık günah değil mi? Hani burs bedavaydı, milletin ekmeğiyle oynamayacağım diyordu. Ne oldu? Bak inim inim millet ekmek kullanıyor. Allah'tan kork ya. İmamoğlu'na oy verdim. Ben ve benim gibi milyonlarca insan şu an İmamoğlu'ndan gerçekten soğuduk bizde. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne mi gitmesi lazımdı İmamoğlu'nun? Onu mu yapması lazımdı yani? Yok düğüne gittim, onu yaptım, bunu yaptım. Bu muydu yani?